fuarcılık benim için çok değişik bir deneyim oldu. Bizim için önemli olan ve söyleyebileceğimiz nokta şu, onlara bir kariyer yolu açmayı hedefliyoruz. Fuarcılık tarihini anlatarak başlıyoruz derslerimize. Çok keyifliyiz, çok heyecanlıyız. Gençleri buradaki iş imkanlarına davet ediyoruz. Hanım TÜYAP olarak 45 yıldır birçok sektörde yüzlerce fuar düzenliyorsunuz. Sizler de 10 yılı aşkın süredir TÜYAP bünyesinde çalışıyorsunuz. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki. TÜYAP Fuarcılık Grubu'nda genel müdür yardımcısı olarak görev alıyorum. Tam 10 yıl oldu. 45. yılını da TÜYAP'ın birlikte yaşamak nasip oldu, öyle diyelim. Fuarcılık benim için çok değişik bir deneyim oldu. Çünkü fuarcılık öncesinde çok farklı sektörlerde deneyimim vardı. Medyada vardı, ilaç sektöründe vardı. Çok regüle bir sektör, ilaç sektörü. Sonrasında da dedim ki bir gün ben artık çok fazla üretimin ve üretimle ilgili Ar-Ge'nin olduğu alanlarda değil de daha insanın ortada olduğu, önemsendiği bir yerde çalışmak istiyorum. İnsan ilişkisinin daha çok olduğu bir yerde çalışmak istiyorum dedim ve karşıma herhalde çok yürekten istemişim bunu. TÜYAP Fuarcılık çıktı. O zamandan beridir de çeşitli fonksiyonların yöneticiliğini yaptığım ve çok da keyif aldığım, çok farklı sektörü tanıma imkanı bulduğum bir iş yerinde çalışıyorum. Ne mutlu bana. Türkiye'deki fuarcılık sektörüyle ilgili neler söylemek istersiniz? TÜYAP 45 yıldır fuarcılığın duayeni diyebileceğimiz bir noktada yer alıyor Türkiye'de ve çok sektörü bir araya getiren, ki bugün de bir fuar açılışımız vardı, makine fuarı. Bizim için önemli olan ve söyleyebileceğimiz nokta şu, çok sektör, çok paydaş, hem yurt içinde hem yurt dışında bunların hepsini bir araya getiren bir kurum TÜYAP Fuarcılık ve hep yönetim kurulu başkanımız çok sevgili Bülent Ünal'ın da dediği gibi insanın beş duyusuna hitap eden bir iş fuarcılık. Ve daha iyisi henüz icadı olmadı. O yüzden devam edecektir. Peki daha önce Aral Üniversitesi'nde de yaptığınız TÜYAP Fuarcılık olarak Kültür Üniversitesi'nde TÜYAP Fuarcılık markalı dersler veriyorsunuz. Bu derslerin içeriğinden bahseder misiniz? Detayları sizlerden dinleyelim. Evet, bizim bazı üniversitelerle anlaşmalarımız var ve çok da mutluyuz bu anlaşmaları yapmaktan. Hem genç arkadaşlarımızla çalışmayı hem onlara fuarcılığı anlatmayı ve TÜYAP için de onlara bir kariyer yolu açmayı hedefliyoruz. Aral Üniversitesi ile hala devam eden ilişkimiz var ve bir markalı ders programımız vardı. Fakat çok yeni, 2024 ve 25 eğitim öğretim döneminde Kültür Üniversitesi pazarlama ve tanıtım bölümünde seçmeli ama mecburi seçmeli bir fuarcılık dersi koyduk. Eylül ayında başladık eğitimlerine, Haziran'a kadar devam edecek. Çok da keyifliyiz bunu yaptığımız için. İkinci sınıf öğrencileri katılıyor derslerimize. Devam mecburiyeti olan, vizesi ve finali olan bir ders grubu. Burada genel anlamda fuarcılığı dünyada ne olduğundan başlıyoruz. Yani panayır ve pazar ve sergiden bugünkü nasıl fuarcılığın yapıldığı, dijital mecraların nasıl kullanıldığına kadar gelen neredeyse 19. yüzyıldan 21. yüzyıla kadar fuarcılığın nasıl evrildiğini gösteren fuarcılık tarihini anlatarak başlıyoruz derslerimize. Sonrasında Türkiye'de TÜYAP'ın fuarcılık alanında yaptıkları, nasıl başladığı, biraz da bu tarihçeyi verdikten sonra fuar organizasyonu nasıl yapılır? Fuar nasıl hazırlanır? Pazarlaması nasıldır? Satışı nasıldır? Veya o esnada organizasyonda neler yapılmalı kısmını konuştuğumuz bir detaylı ders programının içerisindeyiz. Dersleri hem ben veriyorum hem de konusunda uzman olan, burada yine çalışan profesyonel yönetici arkadaşlarım veriyor. Çok keyifliyiz, çok heyecanlıyız. Öğrencilerle birlikte olmak bize çok mutluluk veriyor. TÜYAP Fuarcılık Grubu öğrencilere ne tür destekler sağlıyor? Sadece Kültür Üniversitesi'nde vermiş olduğumuz programla bağlantılı değil ama bizim bütün üniversiteler için staj programlarımız var. Konusunda mecburi staj yapacakları imkanlar hem fuar alanında hem de saha ve ofis pozisyonlarında olmak üzere staj imkanlarımız var. Sonrasında da tabii tüm kariyer fuarlarında olduğu gibi gençleri buradaki iş imkanlarına davet ediyoruz.